Hocam merhaba. Merhabalar Arman Bey. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi, bugün okullar başladı. Değil mi online eğitim başladı? Evet, 31 Ağustos bugün itibariyle başladı online eğitim. Şimdi, 21 Eylül'e kadar devam edecek. 21 Eylül'de de yüz yüze eğitim başlayacak. Yani e, en son yapılan açıklama... E, Bakan Ziya Selçuk, 21 Eylül'de e, durumu değerlendirip... ...Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda belli kademelerde yüz yüze eğitimi başlatabileceklerini söylediler ama tabii e, nasıl olur bilemiyoruz 21 Eylül'deki durumun ne olacağını bilemiyoruz ama 21 Eylül'de belli kademelerde başlayacağını en azından e, bakan kendi ağzıyla ifade etti. Peki hocam sizce yüz yüze eğitim başlamalı mı yoksa başlamamalı mı? Aslında en kritik nokta bu galiba. Evet kesinlikle öyle. Şimdi e, Armağan Bey tabii beklenmedik bir durum oldu. E, Marttan sonra hazırlıksız yakalandı birçok okul e, öğretmenler öğrenciler. O nedenle e, online eğitim Marttan itibaren yapıldı. Evet ama verim açısından çok düşük oldu. Yani bununla ilgili bir takım ölçümler de yapıldı. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrenciler öğretmenler internet erişimleri zor oldu. Onun dışında materyalleri e, aynı zamanda e, teknolojik imkanları sınırlı olduğu için. Bayağı sıkıntı oldu. Bir de online eğitimin öğretim açısındaki verimini tartışmak gerekiyor. E, verim düşük olduğu için bayağı sıkıntılı bir süreç oldu ve inanılmaz bir öğrenme kaybı oluştu. O anlamda şunu gördük, yani diğer sektörleri bilemem. Tabii ki bankacılıkta online eğitim, online hizmet belki tam an anlamıyla karşılığını bulabiliyor ancak eğitimde şunu gördük. Online eğitim eşittir, yüz eğitim kesinlikle değil. Çünkü duygunun olmadığı yerde, sınıf ortamının olmadığı yerde, etkileşimin olmadığı yerde e, verim almanın çok zor olduğunu gördük. Ben sahada olan bir eğitimci olarak açıkçası e, yüz eğitime geçilmesinden yanayım. Ancak e, yeterli tedbirler alınarak tabii ki. Herhalde bunu hocam ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde söylüyorsunuz bu söylediklerinizi diye düşünüyorum. Evet yani kesinlikle öyle. Tabii bir de yüksek öğretim kısmı var. E, benim takip ettiğim kadarıyla yüksek öğretimdeki öğrenciler de yüz eğitimi istiyor. Şundan dolayı çünkü mesela diş hekimliği, eczacılık gibi diğer bazı programlarda kesinlikle işte staj uygulaması var, uygulamalı dersler var. Onlar da çok sıkıntı yaşadılar. Mesela Arman Bey çok ilginçtir. E, sınavlar oluyor açık öğretimde e, yani ben çevremden duyu duyuyorum sizlere duyuyorsunuzdur çok rahatlıkla öğrencinin geçebildiğini görüyorum yani sınav güvenliği açısından da online eğitim çok e, sıkıntılı ancak sizin de belirttiğiniz gibi e, ilkokul ortaokul ve liselerde özellikle belli kademelerde belli kademeler neler sınav yılında olan öğrenciler örneğin 8. sınıf ve 12. sınıflar gerçi 8. ve 12. sınıflar için bakanlık bir e, kurs adı altında e, okullarda... E, 20 Ağustos'tan itibaren e, yüzde öğretim başlattı. Yani şu an okullar okul adı altında değil ama kurs adı altında destekleme ve yetiştirme kursu adı altında takviye kursu adı altında 20 Ağustos'tan itibaren yüzde eğitime başladılar. Onun sebebi de şu geçen sene Mart ayından sonra sizlere takip etmişsinizdir online öğretimi bakanlık şey kapsamından çıkardı sınav kapsamından çıkardı yani sınav müfredatından çıkardı ...ve çocuklar 8 sınıfın ikinci dönemiyle 12 sınıfın ikinci dönem konularına muaf oldular. Şimdi şöyle bir şey de oluyor. Siz hukukçu olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Yani diyelim online eğitim oldu. Ee, ki bakan açıklama yaptı. Dedik online eğitim de olsa dedi. Ee, sınav müfriyatında dedi bu olacak dedi. Ancak geçen sene çıkarıldı. Ama bu sene diyelim belli bir süreden sonra online eğitim oldu. Ee, bir veli gidip idari dava konusu danıştay'a dava açtı diyelim. Ee, o zaman hak kaybına uğradığını söyleyebilir. Yani çünkü siz geçen sene online eğitimi çıkarıyorsunuz. E bu yıl da diyelim Kasım, Nisan arasında ya da Kasım, Mart arasında online öğretim oldu. O zaman nasıl olacak? Tabii bu da ayrı bir tartışma konusu. E hukuken orada hiçbir şey olmaz hocam. Çünkü mücbir sebep var. Ha evet mücbir sebebi siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. O ayrı bir konu. Çünkü olan üstü koşullardan geçiyoruz. Ancak şöyle yani mücbir sebep Elbette ki önemli ama verim açısından diyorum yani çok sıkıntılı oldu. Öğrenme kayıpları çok fazla. Bakın okuma yazma bilmeyen Armağan Bey belki on binlerce öğrencimiz var. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen. Hocam Allah, Allah aşkınıza hocam ya. Ya online eğitim olmadığında okuyordum ben ilkokul 5'e gelmiş okuma yazması yok diye. E, o ayrı bir şey yani yüzde eğitim de olsa evet şimdi şöyle yüzde eğitim de olsa online de olsa... Siz e, eğer sağlıklı bir şekilde ya da e, içini doldurarak bir eğitim öğretim süreci yaşatmasanız tabii ki yani ben biz onu da görüyoruz. Yani bazı okullar için hiç farkı yok. Yani özellikle maalesef mesela 40-45 kişilik sınıflar var şu an. E, Armağan Bey devlet okullarında bir öğretmen arkadaşımla konuşuyorum. İstanbul'un göbeğinde geçen sene 650 öğrencileri varken bu yıl 1, e, 1300 öğrencisi olduğunu söylüyor. Ve bugün dersler başladı. Yine kendisiyle konuştum. Ne yapıyorsunuz dedim? Hocam daha başlayamadık dediler. Ya yani en e, önemli şey şu. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı bu, bu dönemi online eğitime iyi hazırlanarak geçirseydi belki bunları tartışmıyor olacaktık. Evet yani şöyle, şimdi yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Ben birebir bunu yaşadım. Ancak eğer teknolojik altyapınızı iyi kurarsanız, öğrencileri, öğretmenleri bu konuda eğitirseniz mesela öğretmenler şimdi akıllı tahta, tablet kullanmayı bilmeyen maalesef meslektaşlarımız var. E şimdi onların da suçu değil. Bununla ilgili bir eğitim süreci yaşanmalıydı. Yaz ayını boşa geçirdik Arman Bey. Ya bakın 3 ay yaz tatili oldu. Hatta yaz tatiline şu da olabilirdi. E, plajları açtık, otelleri açtık, her yeri açtık. Onun yerine kademeli bir şekilde e, özellikle iki, e, bu ikinci dönemin telafisini yapabilseydik kademeli bir şekilde her grupta değil. Örneğin birinci sınıftaki çocuklarımız okuma yazma bilmeyenler bir aylık sıkı bir eğitim alsaydık sınıfları seyrekleştirerek devlet özel fark etmeksizin. İyi olurdu. Yine bu yıl 11. sınıflar 12'ye geçtiler, 7'ler 8'e geçtiler, 8. sınıfa geçtiler. O öğrenciler için yine e, yaz aylarını belli kademelerde değerlendirebilseydik iyi olurdu ama maalesef 3 ayı açıkçası çok verimli geçirmediğimizi düşünüyorum eğitim camiası olarak. O yüzden şimdi bunu konuşuyoruz. Yani şu an e, nasıl olacak, nasıl yapacağız? İşte online mı olacak, yüzde mi olacak? Yani şu an teknolojik anlamda sınıflar işte seriltilecek ve aşamalı bir şekilde... ...yüz eğitime geçireceklerinde ama maalesef e, onun karşılığını çok fazla sahada göremiyoruz. Peki hocam bu öğretmenlerin korona olduğu haberleri doğru mu seminerler sırasında? Ya onu e, eğitim sendikaları onunla ilgili bilgi verdiler. İşte e, şu kadar okulda, e, şu kadar öğretmen e, Covid testi pozitif çıktı şeklinde. Ya olabilir tabii ki ancak şu var Armağan Bey yani e, biliyorsun sosyal mesafe ve el hijyeni deniyor. Yani benim şimdi... ...açıkçası kızdığım nokta şu yani bir eğitimci olarak... ...şimdi yazın yani Çeşme'deki sahilleri gördünüz. İç içe bir e, toplu taşımaları görüyorsunuz. Çok fazla yoğun bir şekilde e, bu süreç yaşandı. Yani her şey düğün dernek serbest, toplantılar serbest oldu. Kurallara hiç uyulmadı. Ancak eğitim öğretime gelir, geldiğimiz zaman bilim kurulu... ...özellikle eğitim öğretimle ilgili sürekli. Evet tabii ki önemli yani önce can sağlığı ama... Diğer tarafları çok boş bıraktık. Saldık açıkçası yani. E şimdi pozitif çıkabilir yani. Bu, bu normaldir. Ben tabii somut olarak bir veli elim, elime geçmedi. Bir veriye sahip olamadım. Ancak e, eğitim sendikaları olduğunu söylüyorlar. Ama hocam şunu atlıyorsunuz. Türkiye'de belli bir kesim tatile gidiyor. İşte o Çeşme'ye, Bodrum'a giden insanlar belli. Ama... Her evden okula çocuk gidiyor ve eğer Allah korusun bir okulda korona çıkarsa o çocukları e, bu yani kendilerini korumayı öğretmek bence büyüklere öğretmekten daha zor. Örneğin ben kendime örnek vereyim. Bu şu konuda çok haklısınız. E, şimdi gençler biraz daha uyuyorlar. Mesela Haziran ayından itibaren bazı özel öğretim kursları yani Nami Diyar adı adı diğer adı dershaneler. E, Haziranda biliyorsunuz e, gündüz bakım evlerine, e, kreşlere... Ve kurslara, üniversite hazırlık kurslarına, sürücü kurslarına yani bir sürü muhtelif kurslara izin çıktı. O süreçten şu ana kadar e, yüzde eğitim veriyorlar. Yani çok böyle abartı bir vaka vesaire duymadık. Bu da açıkçası bizim içimizi rahatlatıyor. Ama küçük çocuklarda yani mesela ben kendim örnek vereyim. Kızım Zeynep 5 e, yaşında anaokuluna yazdım. Geçen öğretmenle görüşmeye gittim. 5 kişi olacak sınıfları ama şunu söyledi öğretmeni. İşte poşetlerindeki oyuncaklar ne olacak ayrı ayrı her birisinin. Ee, işte i̇şte sosyal mesafeye dikkat edecekler, uyaracağız vesaire deyince hocam dedim durun dedim. Ben dedim çocuğumu dedim kesinlikle göndermem. Neden dedi hocam kurallara uyuyoruz. Hayır dedim. Çünkü çocuk zaten psikolojikmen etkilenmiş durumda. Yani oraya baba dokunursam bir şey olur mu? Anne buraya dokundu bir şey olur mu diyor. Ben obsesif takıntıların daha da artacağını düşünerek Açıkçası vermemeyi düşünüyorum çünkü küçük çocuklar koruyamıyor. 9 10 sınıflar, işte e, daha küçük gruplarda evet korumak zor olur. Ama benim duyumum şu yönde: e, İlk okul birler, özellikle okuma e, yazmayı öğrenebilecekleri dönem olduğu için onların 21 Eylül'de yüzde başlatılacağı. Ancak Bilim Kurulu ne der onu bilmiyorum. Yani Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk yüzde eğitim öğretim başlamasından yana. Ama Bilim Kurulu bu yönde birazcık daha temkinli. Evet elbette ben de çok kaygılıyım. Yani düşünsenize e, bir sınıfta bir e, pozitif vaka çıkıyor. Oradaki tedirginliği düşünün. Yani sınıf e, direkt karantinaya alınacak. E, öğretmenler karantinaya alınacak. E, çok sıkıntılı bir süreç. Bütün veliler karantinaya alınacak. Tabii ki o yüzden yani şu olursa bence şimdi e, mesela ben açıkçası yönetici olduğum kurumda e, 12. sınıflara yüz yüze öğretme yasal olarak başladık. Şunu yapıyoruz. Sınıf sayıları, diyelim 20 kişilikse 10, 10 kişi, 24 kişilikse 12 kişi, tek tek sıralar var. Ee, sosyal mesafe, yani e, bir öğrenciyle diğer öğrenci arası en az 1 metre mesafe. Maskeler takılıyor, sabah girdikleri zaman okula ateş ölçümü yapıyoruz. Pedallı dezenktefan e, cihazı var, bütün katlarda dezenktefan var ama tabii şu anlama gelmiyor bu. Yani şimdi de az semptomlar var, yani çok zorlu bir süreç. Nereye dokunsanız elinize kalıyor Arman Bey. Yani çok sıkıntılı bir süreç aslında. Ee, tabii mesafe ve el hijyeni çok önemli dedik. Ya bunlara uyulursa velide sorumluluk almak zorunda. Yani ben çocuğum hasta oldu diyelim. Ya bir şey olmaz gribal bir enfeksiyon diye gönderirse çok risk almış olur. Yani bu çok riski bir durum olur. Şu sistem kurulması lazım. Seyreltilmiş sınıf ama önemli olan sınıflarda, birinci A sınıflarda. Ama 10, hocam sözünüzü 10 kesiyorum evet. pardon. Şu anlattığınız yöntemde bugünkü öğretmen sayısının iki katı öğretmene ihtiyaç var. Ve iki katı sınıfa ihtiyaç var. Arman Bey yani sıkıntı neresi biliyor musunuz? Devlet okulları maalesef yani biz şu an daha çok öğretmene, daha çok dersiye ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yeterli mi değil. Ben özellikle katıldığım programlara sürekli şunu vurguladım. Dedim ki altı tane okul türü var. İşte Anadolu lisesi, fen lisesi, meslek lisesi, spor lisesi, sosyal bilimler lisesi vesaire vesaire. Burada şuna baksınlar. En çok talep gören okullar neler? Diyelim Anadolu lisesi, fen lisesi. Daha az talep gören okullar hangileri? Şu 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 okullar. Meslek liseleri, işte İmam hatip okulları. Şimdi buna bakıp yeniden bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Madem derslik yapamayacağız bu saatten sonra, e, kontenjan boş kalıyor. %40 doluluk oranı. Yüzde otuzlarda, olan okullar var. Meslek siteleri için bahsediyorum. O okullar ivedilikle talep gören okullara dönüşülse Arman Bey, bence bugün daha rahat etmiş olurduk. Ama maalesef tam tersine bir de öyle bir şanssızlık oldu ki bu 4 dört belası var ya, şimdi karşımıza çok acı bir şekilde çıktı. Bu yıl altı bin öğrenci daha ortaokuldan liseye geçiş yapmak zorunda kaldı. Yani bir milyon iki bin kişiydi, bir milyon sekiz bine çıktı. Sebep? 2012-2013 yılında çok övünerek Sayın Bakan o dönemin e, Milli Eğitim Bakanı e, eğitimde reform yapıyoruz diyerek dört dördü başlatmıştı. Bugün o çocuklar 60 aylık çocuklar, 60 ay, 6 aylık çocuklar, 70 72 aylık çocuklar aynı anda okula başlatıldı. Yani düşünsenize çocuk 5 yaşında siz okula başlatıyorsunuz. Ve onlar bugün geldiler mezun oldular. Bir de o sayı katlandı. Yani neredeyse 600 bin kişi yani çok büyük bir rakam. E şimdi mevcutlar inanılmaz arttı. İşte bunu sağlamak çok zor. Yani şu an 45 kişilik, 50 kişilik sınıflar duyuyorum. Birebir sahada olan öğretmenlerden konuşuyorum. E öğretmen yetersiz. Çiftli vardiya yapsanız, üçlü vardiya yapsanız o da çok zor. Yine öğretmen yetişemeyecek. Bir de öğretmenler yani diyelim siz bir okulda 50 tane öğretmen var. Siz üç vardiya nasıl çalıştıracaksınız? Yani bu sonuçta çok zor bir iş. Ayaktasın, sürekli konu anlatıyorsun. Materyal anlat hazırlaman lazım vesaire vesaire yani işimiz çok zor Arman Bey. Hocam anladığım siz e, bir özel okulda yöneticisiniz. Evet, aynı zamanda bu süreçte özel okulların para iadesi de çok tartışılıyor. Evet. E, sizce mesela özel okullar bu online eğitime geçtikten sonra paraları iade etmemeli mi, etmeli mi? Şimdi şöyle Arman Bey, Mart ayından itibaren özel okulların büyük bir kısmı normal Eğitim öğretme devam etti. Kiralarını ödediler. Öğretme maaşlarını ödediler. Ne bileyim doğalgazı, elektriği, suyu hepsini ödediler. Ha verimli geçti mi geçmedi Orası tartışılır. Çünkü çok kötü yakalandı herkes yani açıkçası. Ama Veli de şunu diyor. Mesela yemek ve servis ücretleri Armağan Bey. Şimdi bir kez alınmayan hizmetin bedeli de alınmamalı. Alınmışsa da geri ödemeli. E şimdi bakanlık diyor ki Mart'tan sonra diyor yemek ve servis ücretleri diyor iade edilmeli. Çünkü hizmet alamamış. Ama zincir okullar da dahil Armağan Bey bunu ısrarla ödememekte diretiyorlar. Ya niye ödemiyorsunuz? Yani insanlar hizmet alamamışlar. İnsanlar servis hizmeti alamamış. Zor koşuldalar, işsiz kalmışlar. Bunu hala ödememe, ödeme, ödemiyorlar. Okuldan ayrılmış öğrenci mahsuplaşma diyorlar yani önümüzdeki sene mahsuplaşırız. Öğrenci okuldan ayrılmış, ben biliyorum bile bir hala vermemekte direniyorlar. O ödenmeli. Şimdi gelelim... İşte hocam. E, öğren... Hocam evet. bu, bu parayı e, mahkeme yoluyla geri alabilirler. Kesinlikle öyle hatta tüketici hakemiyetine gidenler de var. Meblağa kadar e, biliyorsunuz Arman Bey ama hukuk yani de alabiliyorlar diye biliyorum. Alırlar. Ben de. Almaları lazım. O... Çünkü evet. herhangi bir e, hizmet almadıkları bir şeyin parasını ödemiş oluyorlar. Kesinlikle öyle. Öğrenim ücreti de şöyle. Şimdi mesela kısa çalışma ödeneği alan okullar oldu. Ondan sonra öğretmenler için belli aylarda. O bir destek oldu okullara. Şimdi KDV biliyorsunuz dün %8'den yüzde yüzde %1'e düşürüldü. Şimdi yapılması gereken şu. Tamam devlette de destekte de bulundu. Özel okullar bunu hesaplayacaklar. Diyecekler ki ben bu kadar KDV'yi sizin öğrenim ücretinize yansıtıyordum. Bunu düşüyorum ve tam Kesinlikle yapılmalı. Çünkü devlet bu konuda destekte bulundu. Artık kesinlikle bütün okulların, bakın bunu söylüyorum, buradan bir fırsatçılık yaratayım, ondan sonra para kazanayım, İşte bu Covid sürecini avantaja çevireyim. Bu kesinlikle yasak. Yani bu veli hak kaybına uğratır öğrenciyi. Burada kesinlikle almaları gerekiyor. Almasalar hukuken bence bunun yollarını aramalar ki bakan da bu yönde açıklama yaptı ama bunu Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bence çok titiz ince, inceleyeceklerdir. Velilere bu yansıtılmalı yani. Yani siz bunu bu şu da değil. Biz KDV indirelim. Özel okullar daha çok öğrenci kazansın değil. Bakın bu yanlış. Evet kazanabilirler çünkü ücretler düştü. Ama önemli olan ücretler hesaplandı, almaya başladılar, sözleşmeler yapıldı ama bunun velinin ödediği öğrenim ücretine yansıması gerekiyor. Çünkü insanlar zor durumda. Yani özel okula gönderiyorsa boşuna göndermiyor. Yani çünkü ee, ...devlet okullarındaki sıkıntılara ne gönderiyor? Yani sizin kapınızdaki devlet okulu... ...çocuğunuz için e, avantajı olsa... ...niye boşuna özele para ödeyesiniz? Ve dünyanın parası yani. Zaten... Bir, bir yıl değil benim ki. Benim anladığımda... ...Sayın Bakan da özel okullara yönlendirmek istiyor zaten öğrencileri. Konuşmalardan onu çıkartıyorum. Yani şimdi şöyle... ...Bakan Bey de çok zor durumda. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya yarandı dersiniz ya... ...evet bir... Özel okul sahibi kendisi. Şimdi özel okullar gidiyor dernekler. Diyorlar ki biz çok zor durumdayız. 1 milyon öğrencimiz var. İşte yüz bine yakın çalışanımız var. Şimdi öyle bir sistem kurulmuş ki. Özel okul sistemi çöktüğü zaman Armağan Bey devlet okul sistemi de çöker. Çünkü bir milyon öğrenciyi nereye yerleştireceksiniz? Yani yabancı özel okulları kapsam dışına bırakıyorum. Robert, Üsküdar Amerikan, St. Joseph. Onlar zaten e, her halükarda kontenjanları doluyor. Ekonomileri güçlü. Ama böyle en ufak sarsıntıda bir ay ödeme alamazsa e, inanın kapısına kilit vuracak özel okullar var. Yine mağdur olan öğrenciler oluyor. Yani geçen sene ben biliyorum basına da yansıdı biliyorsunuz. Eğitim öğretimin ortasında çocukları e, ortada bıraktılar özel okullardan bazıları. Ya adam müteahhit ya ne yapayım Aa, bu çok karlı iş deyip bu işe giriyor. Yani bunun da yasaklanması lazım. O yüzden şu anlamda yani özel okul sistemi çökerse devlet okulu sistemi de çöker. Şu anki mevcut ha böyle olmalı mı? O ayrı bir tartışma noktası. O yüzden e, özel okul dernekleri gidiyor e, Bakan Bey'e ya diyorlar ki bakın biz bu kadar çalışanımız var. Bu kadar öğrencimiz var. Zor durumdayız. Evet zor durumda olan çok var. Hatta ben size şu itirafta bulunayım. Böyle giderse maalesef yıl sonu çıkaramayan özel okul sayısı çok olacak. Çok acı bir şey ve o çocuklar ortada kaldığı zaman hatta şu an ...okul öncesini inanılmaz derecede vurdu. Çok marka, böyle marka derken aslında yanlış bir tabir eğitim kurumları için de... ...çok nitelikli, kurumsal, eski köklü okullar... ...anaokul kısımlarını kapatmaya başladılar. Yani ve orada öğretmenler işsiz kaldı. Yani kredi borcu var, ailesini geçindiriyor. Yani kirada olan var. Armağan Bey yani çok zor. Benim bir arkadaşım 8-9 yıldır ve çok iyi bir anaokul öğretmeni işsiz kaldı şu an ve çok zor durumda. Yani ben kendim bile bir bunu görüyorum. Sistem tartışılmalı aslında. Yani bu kadar çok özel okula ihtiyaç var mı? Devlet okulları niteliği tartışılmalı. Bu devlet okullarının niteliği yüksek olsa özel okullara bu kadar ihtiyaç olur muydu? En önemli yani, durum bu bence. Kesinlikle ya yani zincir okul açılıyor ya McDonald's gibi, Burger King gibi, Armağan Bey zincir okul açılıyor. Yani bu ne kadar doğru ya? Adam müteahhit hiç anlamadığı bir alan ya. Müteahhitler özellikle bu sektöre girdiler. Ben bunu anlamıyorum. Bir müteahhit yani bireyin olduğu yerde, insanın olduğu yerde bir müteahhit bina yapan bir insan yani ne anlar eğitimden? Ama yapıyorlar ve çoğu da hüsrana uğradı. Bunun kesinlikle engellenmesi lazım. Yani her önüne geçen özel okul açarsa, ticari hale gelirse, eskiden siz biliyorsunuz özel okullar bu kadar e, ticareti ön plana çıkarmazlardı. Yani bu kadar böyle çünkü eğitimci, eğitim kökenli e, özel okul sahipleri daha çoktu. Hep eğitimi bir numara düşünürlerdi. daha çok yatırım yapmak isterlerdi. Karşılığında Veli'den alıyorlardı ama Veli de mutluydu. Ee, öğrenci de mutluydu. Ee, öğretmen de mutluydu. Ee, okulun kurucusu da mutluydu. Ama şimdi öyle değil ki. Ya yani şimdi ya üç kuruş kazanayım diye Veli'nin gırtlağına yapışıyorlar. Yani paraları topluyorlar. Duydunuz Diyarbakır'da. Okul açmış, öğrenciler kayıt olmuş, okul kapandı. Yani paraları toplayıp yok oluyor. E şimdi bunu denetlemeniz gerekiyor. Yani denetim mekanizması çok zayıf bence. Yani özellikle özel okulculukta denetim mekanizması çok e, zayıf ve bu franchise başlayınca yani eğitimde franchise olmaz yani e, tamam açıyorsan aç e, şimdi merkezde e, okul kalitesini koruyor ama isim hakkı veriyor diyelim Ege'de Trakya'da birisi geliyor ben okul açacağım diyor e, tamam diyorsunuz ücreti şu kadar yılda şu kadar sizden ciro alırım diyorsunuz yüzde üç şeyden topladığınız paralardan şey i̇şte şu kadar yayın satarım yani tamamen ticarileşti kontrol elden çıktı şu an aslında çok ciddi, devlet okulları kadar özel okul sorunu da var Türkiye'de. Yani paranızla mağdur oluyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Paranızla mağdur oluyorsunuz yani. Ve çocuklar, e, mesela kapanan özel okullar yıl ortasında inanılmaz derecede psikolojikmen etkilendiler bu süreçte. İnanılmaz derecede eğitim, öğretim açısından geri kaldılar. Öğrenme kaybına uğradılar. Yani her açıdan mağdur oldular. Veli perişan oldu ama maalesef dediğim gibi Türkiye'de ...özel okul sorununda çok ciddi boyutlara uğraştı, ulaştı diyebilirim yani. Benim anladığım siz e, artık bu yıl yüz yüze eğitime dönülmesinden yanasınız. Belli kademelerde... Çünkü Armağan Bey çocuklar okuma yazma öğrenemediler. Birinci sınıflar mesela. Şu an ikiye geçenler de öğrenemedi. Mesela şöyle bir yasa çıktı. E, bir genelge yayınlandı. İsterlerse birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerin velileri dilekçe vererek... ...çocukların bir yıl daha sınıf tekrarı yapmaları isteniyor. E, zaten çocuk online'da okuma yazma öğrenememiş. Ya online'ın online telafisi nasıl olacak yani? Ama sınıfları seyreterek önce can sağlığı yani şu an vaka sayısı biliyorsunuz gittikçe artıyor. Yani siz sınıfları eğer 40 kişi tutarsanız olmaz Arman Bey. Ya ya özellikle oldu? sınav Hocam, yılında olanlar. Yeni öğretmen, yeni derslik yok. Yeni öğretmen yok. alamıyoruz. Sınıfları seyreltemiyoruz. Üçlü eğitim, ikili eğitim çok zor ama bir çözümü yok şu anlattıklarımızda. Evet ço çok zor yani bu koşullarda ee, çok zor Arman Bey. Yani şu koşullarda özellikle devlet okullarının açılması çok zor. En azından şu birinci sınıfları bir kurtaralım. Artık anaokul çocuklarına kim bakacak? Annesi babası çalışıyor. Onu da bilemiyorum. 8 ve 12'leri kurtaralım yeter bize. Ama nasıl kurtaracağız? Dediğim gibi o zaman diğer öğrencileri ne yapacağız? Yani bir yandan online, bir yandan yüzde eğitim daha da zor. Şimdi düşünsenize elinizde bir kadro var. Belli gruplara yüzde eğitim yapıyorsunuz. ...diğerlerini online yapmanız lazım. Öğretmen oradan çık, oraya gir... ...internet bağlantısı kopuyor... ...giremiyorsunuz, yoklama almanız lazım... Ee, ...öğrenci motivasyonunu sağlamanız lazım. En önemli, yani bize... önemli soru şuradan başlamış... ...bütün eylem planı... ...Eylül ayına kadar bunun biteceği üstüne yapılmış. Evet, Ar Arman Bey yani siz... bu ...çok yakından takip ediyorsunuz. Aynen öyle yani bütün okullar... ...Eylül'de yüzde eğitim başlayacakmış gibi... Hepsi o şekilde planlamasını yaptılar. Ama maalesef teknolojik olarak ben şu an hiçbir farklılık göremiyorum. Yani Mart'tan itibaren hiç göremiyorum. Bazı özel okulları yapmaya çalışıyor ama onların bütçeleri var. Ama hiç yani şu an yok. Ama Şimdi bakan... de şey Hocam Bakanlık da aynı şekilde eylem planı yapmış. Demiş ki bu yaz aylarında bitecek ve ben Eylül'de normal hayata döneceğim. Ama bir aydır vakalar artmaya başladıkça ölüm sayıları artmaya başladıkça şimdi bakanlık da nasıl bir eylem planına döneceğini bilmiyor bence. Evet yani mesela şu an hibrit ne olacak? Yani yüzde artı online mi olacak? Hani bir ara açıklama yapıldı ya pazartesi, çarşamba, Evet cuma bir grup gelecek. Salı, perşeme işte diğer grup gelecek. 3 artı 3 Ge diğer günlerde diğer derslerden online destek verilecek. Yani temel dersler görecek göreceklerinde ama maalesef geldiğimiz noktada dediğiniz çok doğru. Tamamen yüzde öğretime yüzde eğitim öğretime göre planlama yapıldı ve şu an karşımıza farklı bir tablo var. Farklı tablo şu. Mart'tan maalesef daha olumsuz bir tablo var. Rakamlar bunu gösteriyor evet. ve şu an ne yapılacağı açıkçası belli değil ve şu da çok ıı, kötü Arman Bey. Şimdi EBA TV var ya EBA TV. Şimdi televizyonun karşısına geçiyorsunuz. Birisi bir şey anlatıyor size. Soru soramıyorsunuz. Anlamadığınız zaman tamam geç saatlere tekrar oluyor ama etkileşim yok. Yani eğitim öğretimde bu olmuyor. Ha şu öğrenciler için olabilir. Akademik olarak üst seviyede olan öğrenciler var. Onlar zaten video izleyerek de konuyu kapıyor ama altyapısı sağlam öğrenciler. Ama hep öyle değil ki. Hani ben diyorum evet belli kademelerde yüzde öğretim başlasın. Online öğretim çok sağlıklı olmuyor. Ama bir taraftan da vaka sayısı artıyor. Önlemler alınacak mı? Benim açıkçası bununla ilgili çok ciddi kaygılarım söz konusu. Bir baba olarak ben çocukları çok iyi anlıyorum. Evine kronik hasta olanlar var. Ne bileyim arka planda sağlam gözükse de çok ciddi rahatsızlıklar olanlar da var. Hastalı olanlar var ve zincirleme domino etkisi yaratır bu. E, klimalar çalışmıyor, çalışamazsınız yani. O yüzden, şimdi, şimdi 4 e, artı 4'te istediğiniz zaman sistemden çıkabiliyorsunuz ya. Yani 4'ün evet. 4 sonunda sistemden çıkabiliyorsunuz isterseniz. Okula gitmeme hakkınız var. Aslında çıkamıyorsunuz. Zorunlu eğitim 12 yıl oldu Arman Bey. Yani şu an siz 12 yıl okumak zorundasınız. Yani o zorunlu şimdi, ama maalesef. Bu, ama evet. Hocam bu olağanüstü dönem. Şimdi diyelim ki benim bir çocuğum var ve 8. sınıfa gidiyor. Evet. Ve evimde de kronik bir hasta var. Ben çocuğumu okula yollamak istemiyorum ve yollamıyorum. Göndermek zorunda değilsiniz. Evet şimdi şöyle oldu zaten. Okullar şu an 8 ve 12'ler başladı ya 20'sinden itibaren. Arman Bey kurs adı altında başladılar. Burada kritik püf nokta şu. Neden kurs adı altında başladılar biliyor musunuz? Bakanlık sorumluluğu veliye bırakıyor. Diyor ki kurs diyor. Devam zorunluluğu yok diyor. Yüz yüze eğitime gidebilir. Eğitim öğretime gidebilir. Ama gitmeyebilir de. O ondan dolayı kurs adı altında açıldılar. Evet siz göndermeyebilirsiniz şu an. Yani şu an aslında okullar evet açık 8 ve 12'ler için. Ama aslında açık değil. Çünkü kurs adı altında açık. Peki 21 Eylül'de dedi ki bakan yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. Gerekli önlemleri alacağız. Ve benim bir çocuğum var. Atıyorum evimde de yaşlı bir babaanne var, anneanne var. Kalp hastası ve ben çocuğumu yollamak istemiyorum gidiyorum dilekçe veriyorum bu yıl yollamayacağım diye oluyor mu öyle? Aslında yani sadece şey şu an öyle bir genelge yok. Sadece geçen yıl 1 2 ve 3. sınıflar için sınıf tekrarı için dilekçe verebiliyorsunuz. Hani ben çocuğum okuma yazma öğrenmedi ya da akademik olarak duygusal anlamda yetersiz buluyorum üst sınıfa geçmesini. Sadece 1 2 3'ler için var sınıf tekrarı. Ama dediğiniz gibi göndermek istemiyorum. Onunla ilgili de netlik yok açıkçası. Yani biz bunu bekliyoruz. Yani şu an böyle çok bir okyanustayız, dalgalar çok fazla. Biz gemiyi yürütmeye çalışıyoruz. Yani ben çocuğumun ee, bir yıl kaybetmesine razıyım ya da iki yıl kaybetmesine razıyım. Ama hani evimdeki yaşlılar sağlıklı yaşasın diye. Buna kim karışabilir? Ya bununla ilgili evet kesinlikle haklısınız. Bakanlığın esnek davranması lazım. Yani devam devamsızlık noktasında. Ama şu var. Evet göndermeyebilirsiniz ama online öğretime katılmak zorunda olmalı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz Arman Bey? Mart'tan sonra dediler ki. Biz ilk dönem notlarını kullanacağız. İlk dönem karne notu neyse onu vereceğiz dediler. Teşekkür aldıysa teşekkürünü, takdir aldıysa takdirini yine alacak dendi ve belli bir tarihten sonra devam devamsızlık da kaldırıldı ve sınav konuları da ikinci dönem itibariyle ikinci dönem konuları da kaldırıldı müfredattan. Ne oldu biliyor musunuz? Çocuklar online'a da girmediler. Asıl sıkıntı o işte. Şu olmalı. Devlet şunu demeli. Ben yüz yüze eğitim öğretim için sorumluluk almak istemiyorum. Şu an ortam müsait değil ama size online eğitim öğretim hizmeti de sunuyorum demeli. Bununla ilgili bir şey bu şunu sormalı yani yüzde eğitim öğretim mi istiyorsunuz online mı? Şimdi mesela bazı özel okullar bunu yapmaya başladı. Yani tercihe bıraktı ama siz eğer online'ı başlattınız diyelim canlı dersler başladı. interaktif dersler ama devam devamsızlık da orada eğer velinin isteğine öğrencinin isteğine bırakırsa vay halimize. inanın bir nesli kaybederiz Arman Bey. O çok tehlikeli işte. Yani Armağan Bey yani düşünsenize şu an yüz binlerce öğrenci okuma yazma öğrenemedi ya. Ve matematik öğrenemiyor, fizik öğrenemiyor. Tamam telafisi olur ama bu bir buçuk iki yıl sürerse ne yapacağız peki? Peki hocam işte bu okuma yazma öğrenemeyenler de ikiye geçti mi? İşte ikiye geçtiler ama orada Veli'nin isteğine şunu bıraktılar. Dediler ki istiyorsanız birinci sınıfı tekrar edebilir dilekçe verirseniz. Ama ama bu yıl da online var. Anne baba hayır kalmasın dediğinde okuma yazma bilmeyen da ikinci sınıfa gidecek şimdi. Evet. İkinci İkincisine gidecekler. Ne Aynen acayip öyle. sistem hocam bu. Yani evet, yani çok çok sıkıntılar Bey. Yani şu an çok ciddi bir sıkıntı var. Sağlık bir taraftan sağlığımızı düşünüyoruz. Bir taraftan eğitim öğretim, yani bir nesil inanın Mart'tan itibaren bakın hiç ders çalışmayan, okuma yazmayı bilmeyen, matematiği öğrenemeyen, matematik bilgisi varsa onu geliştiremeyen çok büyük bir grup var. Şimdi biz bunu nereye koyacağız, ne yapacağız? Bu da çok ciddi bir sıkıntı. O yüzden dediğim gibi yani eğer o sistem kurulabilirse, yani tercihe bırakılacak. Evet haklısınız. Yüz yüze artı online ama online'ı da yani tırnak içerisinde söylüyorum adam gibi yapamazsak çok büyük bir sıkıntı bizi bekliyor. İnanılmaz bir öğrenme kaybı olacak. Şimdi zaten bakın şu an inanılmaz bir öğrenme kaybı oldu. Yani geliyor veliler hocam diyor Mart'tan sonra boş geçti diyor. Yaz e yaz tatilde boş geçti bir şey yapılmadı. Yani bu çocuklar 6-7 aydır hiçbir şey öğrenemeden Devam ediyor. Eğer bu yılda böyle olursa çok büyük bir sıkıntı var. Yani bizim... Bilmiyorum yani herkes elini taşın altına koyacak. Evet Anne, baba, evet. Eğitim sistem, Anne baba... Eğitim sistemimiz evet. şahtı şahbaz oldu anladığım kadarıyla. Yani zaten büyük sıkıntılar vardı. Daha da büyük sıkıntılar doğdu. Yani bilmiyorum yani internet olmayanlarımız saysanız tableti olmayan herkesin yok ki bilgisayarı tablet öğretmenlerde bile yok Arman e, Bey yani biz hocam, neden bahsediyoruz yani öğretmenlerin bilgisayar de yok. olması değil ki ben Ayvalık'ta yaşıyorum. Ayvalık'ta benim oturduğum mahallede internet yok internet. İşte buyurun evet hani... İstanbul'un göbeğinde 3 gün internet olmadı ya yani düşünsenize be, yani. Be, ben Türk Telekom'a başvurup ya da herhangi bir yere başvurup Türk Telekom'a İnternet çektiremiyorum evime. Mahallemde yok. Maalesef. Öyle. Yani şöyle bir çok üzülüyorum ben. Yani parası olan yine iyi eğitim öğretimi alacak. Mesela diyor ki özel ders aldıracağım diyor çocuğuma. Ama gariban, fakir fukaraki ülkenin büyük bir kısmında böyle. Onlar da sınavlarda fırsat eşitsizliği olacak. Okuma yazma anlamında fırsat eşitsizliği olacak. Yani çok büyük bir sıkıntı. Yani yine İş maddiyata dönüyor maalesef. Yani biz şimdi özel okullardaki sınıflar seyretilmiş. Maalesef böyle yani birçoğunda böyle. Eğitim öğretim yapabiliyor. Hadi diyelim o da olmadı. Özel ders aldırıyor çocuğuna. E peki diğer vatandaşlar ne yapılacak? Bir de geçen sene tabii biraz tecrübesizlik de vardı. Mesela çok küçük yerlerde vaka sayısı çok azdı ya da yoktu. Mesela Tunceli'de bir ara hiç pozitif vaka yoktu bir ara. Mesela küçük ilçelerde, köylerde mesela orada okullar açık olabilirdi. Ama yine önlemler alınarak orada da kapalı kaldı. E yaz tatiline boş geçirdik. Yani gittik yani ben gitmedim gerçi ama tatile gitti. Herkes koşturdu yani psikolojikmen o Mart'ta Nisan'da evde kaldık ya Mayıs'ta acısını tatilden çıkardık. Yani bir arkadaşım yılda bir kere iki kere tatil gidiyor. Bu yıl dört kere gitti. Ne yapıyorsun dedim <laughs> sen ya. Evet buyurun yani Arman Bey. Dört kere gitti ya. İşe gelmek istemiyor. Bakın ya ismini vermeyeyim o kendisini bilir. İşe gitmemek için kronik hastalık çıkarmaya başladı. Rapor peşinden koşturdu ama dört kere tatile gitti. Ne yapıyorsun dedim sen? Ya böyle bir psikoloji oluştu yani. Ya gerçekten işimiz çok zor. Ya insanların psikolojisi normal değil. ha okulu başlattık. Çocukların psikolojisi bozuk. Diyorum ya obsesif birçok insan çocuklarımız obsesif oldu yani. Böyle beyaz beyaz elbise giyen adamları gördüler, ambulansları gördüler. Her gün televizyonlar açık bilinçaltına sürekli şu mesaj gitti. İşte korona var, ölüm, korona, covid, pozitif hijyen e, bu çocuklar ruh sağlığı da bozuldu. Yani yetişkinlerin zaten bozuldu. Bir de yani bir de o boyutu var. Ona konuşmamız lazım. okulları başlattık diyelim aşı bulundu. Çok ciddi psikolojik destek sunmamız lazım. Çok ciddi anlamda maalesef yani şu an çok sıkıntılı bir süreç. Nasıl toparlayacağız bilemiyorum ama çok çok çalışmamız gerekiyor. Çok üzerine düşünmemiz gerekiyor. gün Günlük düşünmemiz lazım Arman Bey. Günlük düşünürsek kaybederiz. Hocam geçen hafta bir de bir çocuk kitabı çok tartışıldı. Hatta yazarı tutuklandı filan. O kitap tavsiye edilen kitaplardan mıydı komisyon tarafından? Evet o kitap yani ismini vermemize sakınca yok herhalde. Ağırlık. Zaten 18 evet Gül ve Düşün. Evet. Yani bir yazar bunu şeye dayandırdı işte e, geleneklerimizden esinlenerek yani tam bir, bir, bir cümlesini kuramadım ama ondan derleyerek dedi. Gene, böyle bir gelenek falan yok yani. Resmen tecavüzü meşrulaştıran ne bileyim çocukların bilinçaltına direkt mesaj gönderen iğrenç kelimelere dolu ki zaten zaten ortam sıkıntılı. Yani biz şeyden bahsediyoruz her gün işte görüyorsunuz yani kadın cinayetleri işleniyor, tecavüzler var. Bunu tartışıyoruz. Sosyal medyadan baskı var. işte şunu tutuklayın. Biliyorsunuz yani en son bir uzman çavuşunu yaptıkları ve kızımız intihar etti maalesef. E böyle bir ortamda tutup kitap yayınlanıyor ve bu 2018 bir 2019'a yayınlanıyor bu kitap. E ve yayın evi de şu açıklamayı yaptı. Biz dedi e, kitabı dedi editörlüğünü yapmıyoruz dedi. Yazar bunu okuyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yazar diyelim oraya baştan sona A'dan Z'ye yani yalan yanlış küfürler döşedi böyle bir kitap yazdı. Siz bunu ne akla basıyorsunuz? Yani burada da bir denetim eksikliği söz konusu. Bakanlık şey dedi yani bu komisyondan geçtiğini zannetmiyorum. Doğru olmadığını en azından açıklama yapıldı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'dan komisyona komisyondan geçen bir kitap olmadığını söylediler. Bilmiyorum onu tam doğru mu yani tam teyit edemedim onu. Ancak nereden bakarsan skandal. bir de en son sanırım Didim Başsavcılığı bir karar aldı. Evet o kişi tutuklandı. Ama şu an o kitap poşet içerisinde 18 yaş ve üstte satılabilir ...durumda. Bu da acı bir gerçek. Ya bunun bu yetişkinler için ...sakıncalı. Ben okudum. Gelmeden önce... ...bir daha okudum. Ya nasıl bir şey dedim? Yani... ...böyle bir şey olabilir mi? Ya tilki, bozayı... ...bu ne ya? Bu nasıl bir saçmalıktır? Yani... ...burada düşünün yani... ...tecavüzcüyü e, haklı, gururlu... ...ilan eden söylemler... ...söz konusu. Tecavüze uğrayan... ...kişiyi de... Yani bu hayvan üzerinden yapılıyor ama... ...aslında insandan bahsediyor. Yani gusül abdestini kim alır? Düşünsenize yani... ...gurur kimde olur? Ne bileyim yani bu kelimeler aslında direkt insanlara mesaj veren hayvanlar üzerinden. Yani çok iğrenç, gerçekten bir eğitimci olarak çok üzüldüm. Ama şu an poşet içerisinde, bilmiyorum ne kadar doğru, ben basından takip ediyorum. 18 yaş ve üstüne satılabilir deniyor. Burada da çok ciddi bir boşluk var. Yani yayın evleri, yayın evi diyor ki dağıtım ve basım diyor sadece bir ait. Ya arkadaşım sen her şeyi böyle her getirilen örneği okumadan şey yapmadan basıyor musun ya? Bu da çok ilginç bir şey yani. Dağı, dağıtımı hocam, mı yapıyorsun? En garip şey şu. Bir çocuk kitabı çıkıyor piyasaya ve bu çocuk kitabı hiçbir denetime tabi değil. Çok acayip Kesinlikle öyle. Ya kesinlikle çok büyük bir skandal bu. Yani bunu aslında yani çok sıkı denetlenmeli. Bunu yayın evlerine bırakırsanız onlar para kazanmak için yani sözüm ona böyle işini çok ciddi yapan yayın evleri de var. Onları tenzih ediyorum ama basar yani. Bunlara yayın evi demek de çok zor güç. O direkt kapatılmalı yani. İnanın neresine tutarsanız elinize kalıyor Arman Bey. Yani o cümleler tam travma yaratacak cümleler. Yani o çocukları biz nasıl yetiştireceğiz bu şekilde ya? Biz neden bahsediyoruz? Bunlar neler yapıyor? Ya yani her önüne gelene kitap yazırırsanız onun kitabını basıp teşvik ederse ve dördüncü basım olmuş biliyor musunuz? Dördüncü basım ya böyle bir şey olabilir mi? Dayandırdığı gerekçe de şu. Şey diyor geleneklerden esinlenerek diyor oldu diyor. Beni herkes bilir diyor nasıl bir insan olduğumu. Seni evet gayet iyi öğrendik yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Çok ağır cezaların olması lazım bunu. Yani biz yani, her gün televizyonlardan kaset... Evet. E, sosyal medyaya tırnak içinde kısıtlama ve sansür getirmek yerine bence çocukların okuyacağı bir şeye önceden okuyup ...uygundur, çocuk psikolojisine uygundur, pedagojik olarak uygundur demek... ...daha evla ve önemli bir şey bence. Kesinlikle öyle. Zaten Armağan Bey şöyle bir şey var. Mesela bazı böyle kitapları görürsünüz. Ciddi yayın evlerini çıkardı. Arkasında yazılı işte pedagog şu, işte psikoloğu şu. Dört artı yazıyor. Mesela dört yaş ve üstüne hitap eden şeklinde yapılıyor. Zaten bu şekilde olması lazım standart. Ama bunlar bu nasıl çıktı... Demek ki çok büyük bir boşluk var. Yani denetim açısından, yayın evleri açısından, kitap yazarları açısından çok ciddi bir e, boşluğun olduğunu düşünüyorum. Dediklerinize tamamen katılıyorum yani. Eğer biz bu dörtte basım yaptıysa vay halimize ki yetişkinleri de e, çok... Yani bir yetişkini bile çok rahatsız edecek cümleler var. Onları bile etkileyebilecek cümleler söz konusu yani. Biz bir bebekten, bir çocuktan... Yarın öbür gün böyle tecavüzcü çıkaracağız. Yani bunlar böyle olursa, bu şekilde olursa. Çok sıkı denetlemeli. Yani bakanlıksa, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı. Yani devletin otokontrolünün çok sıkı ve yaptırımlarının çok ağır olması lazım. Direkt bu tür yayın evleri de kapatılmalı. O yazarlarda çok ağır cezaya çaptırılmalı. Buna aslında önleyici bir takım önlemler almak lazım. Yani engelleyici. Hiç ortaya çıkmaması lazım bunlar. Bu cesareti nereden buluyor bu kişiler? O da gerçekten enteresan yani. Cesareti nasıl buluyorsun sen böyle bir şey yazıyorsun ya? Bunu bir de eğitimci... Ya bunu yazan kişi eğitimci. O zat eğitimci. Ben okudum CV'sine baktım. Sanırım öğretmen okulu mezunu. Ya kabahat bunları oradan mezun eden de... O, o yayını çıkaran da, basan dağıtan da artık... Ne diyeyim yani? Peki hocam. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ben gördüm. teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım, çok sağ olun Armağan Bey. Su akacak, yolunu bulacak. <laughs> Umarım iyi günler bizi bekliyor olacak. Yani benim tek e, şeyim... Umudum şu aşı çalışmaları yani umudum o. Yoksa dediğim gibi yani ben 20 yıldır eğitim sektörü içerisinde Bu kadar çok stres altında olduğumu <laughs> çalışmaktan çok keyif alıyorum ama çok zorlu bir süreç yani çok çok zorlu bir süreç. Peki hocam görüşmek üzere. Sağ olun tamam. teşekkürler Arman Bey. Tamam.